Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok rahmet edendir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicreti, insanlık tarihinin seyrini değiştiren büyük tarihsel bir olaydı. Biz, hicretin toplum ve medeniyetlerin gelişmesine katkıda bulunan tüm anlamlarını çağırmaya acil bir ihtiyacımız vardır. Hicret, hak ile batıl arasında bir mücadele olup, adalet, eşitlik ve inanç özgürlüğü temelleri üzerine sivil bir devlet kurmayı hedefleyen olumlu bir dönüşüm oluşturmuştur. Ayrıca insan onurunun korunması, bir arada yaşama ve tek bir vatan çocukları arasındaki sosyal uyumun temelini sağlamlaştırmak ve farklı alanlarıyla ekonomik faaliyetlere katılmak için önemli bir etkendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli esaslar üzerine devleti kurmuştur. Bu esaslardan şunlardır. Mescidin inşa edilmesi. Peygamber Efendimiz Medine'ye gelince ilk iş olarak bir mescidin inşa faaliyetlerine başladı. Şüphesiz insanın yaratıcısı ile olan ilişkisi her şey için emniyet valfidir. Doğru dindarlık, inşa edip yıkmayan, dengeli kişiliğin yapımında en önemli faktörlerdendir. Mescid her şeyden önce bir ibadet ve yeridir. Mescid her şeyden önce bir ibadet yeridir. Ancak toplumda değerleri kökleştiren bilimsel ve sosyal mesajı vardır. Ekonomik yapı. Güçlü bir ekonomi devletin temellerinin en önemlisidir. Güçlü ve istikrarlı ekonomi devletlerin yerel ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelerini destekler. Ayrıca vatandaşlar için iyi bir yaşam temin eder. Ekonomi zayıflandığında yoksulluk, hastalıklar yayılır, krizler ve cinayetler de çoğalır. Yine de ekonomisi zayıf olan devlet, hiç bitmeyen anarşiye sokmak isteyen düşmanlar için bir fırsat olur. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin halkın ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak, kendisini savunmak ve gerçek İslam dininin emrettiği barış, güvenlik ve kainatın imarını kapsayan mesajını gerçekleştirmek için güçlü ekonomiye sahip bir toplum olmasını isterdi. Peygamber Efendimiz Medine'de meşru bir kazanım ve ticaret kaynağı olmak üzere büyük bir çarşı ve bir de zanaat ve meslek erbabına özel bir merkez kurmak için gayret gösterdi. Ve Peygamberimiz tarafından kurulan bu çarşıya El-Manaha çarşısı denilirdi. Resulullah Medine için bir pazar kurmak isteyince önce Benu Kaynuka pazarına geldi. Arkasından da Medine pazarına gitti. Sonra da işte burası sizin pazarınızdır buyurdu. Büyük muhacirler de çeşitli ticaret faaliyetlerine katılarak ansarlardan yardım almayı kabul etmediler. Abdurrahman İbni Avf rivayetine göre muhacirler Medine'ye geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Avf ile Sa'd İbni Rabi arasında kardeşlik kurdu. Sa'd İbni Rabi Abdurrahman'a hitaben ben mal yönünden ansarın en zenginiyim. Malımı iki kısma böleyim. Benim iki kadınım var. Bak düşün, onlardan hangisi senin hoşuna giderse onun ismini bana söyle de ben onu boşayayım. Boşayacağım o kadının iddeti geçince sen onunla evlenirsin dedi. Abdurrahman İbni Avf da Sa'da şöyle dedi.
Allah ehlini ve malını sana mübarek eylesin. Ticaret yapılan çarşınız nerede bana söyle. Gıdasını, giyimini, ilacını ve silahını üretemeyen ümmetler, ne saygınlık, ne de irade, ne de bir şey elde edebilir. Bunun için şöyle derler: İyilik yaptığın kişiye emir, vazgeçtiğin kişiye eşit ve muhtaç olduğun kişiye esir olursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Yine de şöyle buyurur: Veren el ise alan elden elbette ki hayırlıdır. Hiçbir şüphe yok ki bu durum milletler, kurumlar, aileler ve bireyler için de geçerlidir. Bu nedenle hiç kimse malın yaşam, gelişim ve saygınlık için önemini inkar edemez. Şair Ahmet Şavki şöyle der: İnsanlar bilgi ve mal ile krallıklarını kurarlar. Cehalet ve azlık üzerine kurulan bir krallık yoktur. Peygamber Efendimiz bu muameleleri düzenleyen kuralları belirleyerek alışveriş konusunda müsamaha göstermeyi teşvik etmiştir. Hadis-i şerifte satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurulmaktadır. Doğruluğun olmadığı yerde güven de olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Güvenilir ve dürüst tacir peygamberlerin, sadıkların ve şuhadanın yanı başındadır. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kara borsacılığı yasaklayıp şöyle buyurdu: Bahalanması için kim bir yiyecek maddesini 40 gün saklarsa o Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah da ondan yüz çevirmiştir. Resulullah alışveriş işlemini bizzat takip edip insanları daha iyi olana yönlendirirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir buğday sergisine uğradı. Elini buğday yağının içine daldırdı. Parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya: Ey zahireci, bu ıslaklık nedir buyurdu. Adam: Ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı dedi. Resul-i Ekrem: İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya, kim bizi aldatırsa bizden değildir buyurdu. Medine Sözleşmesi. Peygamberimiz hicretten sonra güçlü bir devlet kurabildi ve bu devletin temellerini Medine'de attı. Resulullah sadece muhacirler ile ansar arasında kardeşlik kurmakla yetinmeyip hak ve sorumlulukları belirleyen Medine Sözleşmesi'ni de yaptı. Medine Sözleşmesi'ne dikkatle baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in Allah'ın kendisine talim ettiği siyaset ile insanlığın temel sorunlarını çözecek esasları ve insani değerleri asla göz ardı etmeyen bir anayasa hazırladığını görüyoruz. Bu yüzden denilebilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda insanlığa hizmeti ve güvenliği esas alan bir devlet kurmayı başaran ve sosyal bir toplum meydana getiren benzersiz ve güçlü bir devlet adamıydı. Resulullah bu sözleşmede Yahudilere güvenlik, barış, özgürlük ve ortak savunma konusunda Müslümanların sahip oldukları tüm hakları vermiştir. Medine Sözleşmesi'nin önemli maddelerinden şunlardır: Yahudiler müminler gibi savaş devam ettiği sürece savaş masraflarını kendileri karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerine dedir. Ve Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracak kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır. Bu demek ki İslam'da sivil devlet hem Müslümanları ve hem de
Müslüman olmayanları da ihtiva eder. Tüm hak ve görevleri koruyan toplumsal kurallara uymak şartıyla bize neyse onlara da olur. Bu şartların başında barış ve haksız yere saldırmamak, insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen sosyal sözleşmenin anayasa maddelerini ihlal etmemek de gelir. Tüm insanlar arasında barış içinde birlikte yaşama değerine uymak dini bir farzdır ve insanın yaşadığı gerçeğin gerektirdiği toplumsal bir zorunluluktur. Bu da herkes din, ırk veya başka bir şeyin ayrımcılığı olmaksızın aynı hak ve sorumluluklara sahip olan tek vatan evlatları hissini uyandırmadan gerçekleşmez. Allah Teala dinde zorlama yoktur. Artık doğru olan yanlış olandan kesin olarak ayrılmıştır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz ve sahabeleri de kimseyi İslam dinine girmek için zorlamadılar. Bir kilise ya da başka bir ibadet yerini yıkmadılar. Tarih boyunca Müslümanlar İslam'ın inanç özgürlüğünü sağladığını bildikleri için tüm ibadet yerlerine hürmet gösterirlerdi. Hiç kimse bu insanlığın çeşitliliği ve farklılığı değiştirme gücüne sahip değildir. Çünkü ilahi iradenin aksi olacaktır. Bu bağlamda Allah Teala, eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın buyurmuştur. Haklara, görevlere ve ibadetlere hürmet göstermek devletin kurulması için temel bir şeydir. Her ümmetin kutsal gördüğü bir inancı ve ilkeleri vardır. İslam, diğer dinlere uyan insanlara zarar vermememizi yasakladı. İslam, diğer dinlere uyan insanlara zarar vermememizi yasakladı. Zira dinler, insanları mutlu etmek için gelmiştir. Allah Teala, Allah'tan başkasına tabanlara sövmeyin. Sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık onu yaptıklarını kendilerine bildirecektir buyurmuştur. İslam Müslümanları kalplerinde Müslüman olmayanlarla iyilik ve iyi komşuluk temelini attı. Metinler açık bir şekilde bu temeli teyit etmek için geldi. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdumuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Doğrusu Allah adil olanları sever. İslam yine de Müslümanların gayrimüslimlere iyi muamele etmelerini emredip onlarla en güzel şekilde konuşmayı teşvik etti. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurur. Zulme batmış bulunduklarından dolayı kendileriyle iyi münasebet kurulması mümkün olmayanları dışında ehli kitap ile en güzel yolla mücadele edin. Onlara şöyle deyin. Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahimiz da sizin ilahiniz da tek olan Allah'tır. Biz yalnız ona boyun eğen Müslümanlarız. Bilelim ki Medine Sözleşmesi insan saygınlığını korumak ve medeniyetleri geliştirmeyi hedefleyen ulusal çabaları belirleştirmek için alınacak bir örnek idi. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, muhakkak ki vatanın değeri ve önemi büyüktür. Vatanı sevip savunmak insanın yaratılışından gelen bir histir ve tüm semavi dinlerin teyit ettiği bir görevdir. Vatan için savaşmak, mücadele etmek ve her koşulda savunmak vatan sevgisini gösterir. Dinimiz de vatan sevgisinin önemini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz vatan sevgisi konusunda en iyi örnek verdi. Peygamberin hicretten sonra vatanı olan Mekke'ye
Mekke'ye duyduğu hasreti dile getirişini dile delil olarak veriyor. Nitekim Hazreti Peygamber Mekke'ye hitaben şöyle buyurdu: "Sen Nuhuş beldesin. Seni ne kadar seviyorum. Eğer kavmin beni buradan çıkarmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmezdim." Hicretten sonra dua ile Rabbine şöyle teveccüh buyurmuştur: "Allah'ım, bize Mekke'yi sevdiğimiz gibi Medine'yi de sevdir. Medine'yi de sevdir. Din ile devlet arasındaki ilişki zıtlık değil, bütünleşme olup vatanı savunmak yapılması gereken ortak ilkesidir. İstikrarlı bir güvenlik olmadan istikrarlı bir ekonomi gerçekleşmez. Vatanı savunmak, korumak ve uğruna can feda etmek toprağında ve seması altında yaşayan herkes için dini ve milli bir görevdir. Vatan sevgisiz yalnızca duygularla gerçekleşmez ama topluma ve bireye yararlı ve iyi davranışlar yapmakla gerçekleşir. Bundan dolayı vatanın güçlü ve onurlu bir şekilde devam etmesi için fedakarlık yapılmalıdır. Gerçek vatanseverlik sadece yükseltilmiş sloganlarla ya da tekrarlanan ifadelerle değil, vatanseverlik inanç, davranış ve çalışmakla olur. Vatanseverlik hayat sistemi olup vatana karşı duran zorlukları hissetmek, uğrunda can vermek için hazır olmak demektir. Dolayısıyla Allah'a verdikleri sözlerinde duran ve Allah yolunda ve vatan uğrunda can veren adamlara ne mutlu. Ey Allah'ım, Mısır'ı, halkını, ordusunu ve polisini kötülüklerden koru ve ülkemizi hainlerin hilelerinden ve buzguncuların buzgunculuğundan muhafaza eyle. Amin.